audio jump audio jump Selam arkadaşlar kanala ve video hoş geldiniz ben Serdar bugün yeni çıkan mobil MMORPG oyunu Blaze Mobile'in ilk bakış videosunu çekeceğim daha önce farklı bir serverda oyunu oynamıştım yukarıdaki kartlar sekmesine giderek o videoyu da izleyebilirsiniz ama Blaze Mobile'e başlamayı düşünüyorsanız oyunu indirmeden önce mutlaka bu videoyu sonuna kadar izleyin çünkü boşu boşuna gigabaytlarınız gitmesin ilk bakış videolarının amacı da budur zaten Bugün bu videoda sınıflara bakacağız, ırklara bakacağız, karakter yaratma oluşturma ekranına bakacağız ve oyun içindeki bize verdiği hisse odaklanacağız. Ben bu oyunu Black Desert Mobile'e çok benzetmiştim. Bakalım gerçekten de Black Desert Mobile'e benziyor mu? Buna benzer ilk bakış videolarının daha sık gelmesi için bu videoyu beğenmeyi ve yorumlarda bunu belirtmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Ücretsiz bir şekilde bana destek olmak için de abone olup bildirimleri açmanız yeterli. İlk ırkımız Aqua Elf ırkı arkadaşlar. Aqua Elf ırkı Guardian sınıfını seçebiliyor. Daha sonrasından Mage yani büyücü sınıfını seçebiliyor. Ve Paladin sınıfını seçebiliyor. İkinci ırkımız Pantera ırkıysa böyle çok iri yarı bir aslan görünümlü. Guardian sınıfını seçebiliyor beklendiği gibi ve okçu sınıfını seçebiliyor. Ben elflerin okçu seçmesini beklerdim ama bir de Berserker denilen büyük bir mızrak kılıç artık balta taşıyan bir sınıf var onu seçebiliyor. 3. ırkımız ırkı ırkıysa aynı Aquert gibi Guardian seçebiliyor, Mage seçebiliyor ve Paladin'i seçebiliyor. Son ırkımız Habik ırkı ise bu insan ırkı diye de söyleyebilirsiniz. Guardian seçebiliyor, okçu seçebiliyor ve da seçebiliyormuş. Sınıf çeşitleri zamanla artar diye düşünüyorum. Yani çok müsait sınıflarının genişlemesi Belki yeni ırk bile zamanla gelebilir çünkü oyunun şu anki yapısı ona çok müsait. Biz Aqua Elf açalım ve büyücü oynayalım. Şu karakter yaratma ekranı oyunun çok güzel. İlk bir şu karakter yaratma ekranına bir bakalım. Böyle hazır yüzler var, hazır şekiller var. Onları da tercih edebilirsiniz. Yok geç şimdi onu ya. Buradan biz yüzümüzü kendimiz seçelim. Nasıl bir yüz seçelim? Bu yüz güzel ya. Bence bu yüzü alalım. Saçımız da birazcık ne olsun şöyle kısa. Yok bu çok kötü bu saç çok kötü. Hmm, bunu beğendim. Bu gitti. Vücut tipi. Vücut tipi. Bakalım birazcık büyütelim mi? Ne diyorsunuz? Birazcık şöyle büyütelim. Göğüs boyu önemli sonuçta. Çok da fazla postürü oynamayacağım. Çok da fazla göstermek istemiyorum. Yani sonuçta bunlar standart şeyler. Birçok şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Black Desert Mobile kadar detaylı bir ekranı yok karakter yaratma ekranı. Onu rahat bir şekilde size söyleyebilirim ama grafikleri kötü değil oyunun. Hatta ben e, diğer videoyu da izlerseniz mutlaka görürsünüz. Black Desert Mobile'den mobilden biraz daha grafiklerini daha iyi bulmuştum. Hemen karakterimizin ismini koyalım ve oyun içine girelim. Şu an oyunun içerisindeyiz. Oyunun grafik ayarlarını e, yaptım kendim. Gölgeleri tamamen kapatmayı tercih ettim çünkü benim cihazımı gölge ayarları genelde çok fazla yoruyor ve benim de gözümü de yoruyor gölge. Ama gölgeleri açınca dünya daha da bir canlanıyor onu da garanti bir şekilde size söyleyebilirim. Hemen şöyle ilk görevimizi yapmaktan başlayalım arkadaşlar kabul edelim. Bu arada oyun fazlasıyla oto olacaktır onu ben size net bir şekilde söyleyebilirim. Aa şu ilk başta konuşma görevlerini nefret ediyorum ya. Şöyle karakterimizi uzaklaştıralım yavaştan devam edelim. Başlangıçta bize 3 tane yetenek vermiş. İlerledikçe daha fazla yetenek açılacaktır mutlaka. Eğer ön kayıt yaptıysanız ön kayıt yaptığınız Gmail hesabınızda oyuna girmeyi unutmayın. Çünkü oyun ön kayıt ödülleri veriyor. Yetenek animasyonları güzel. O baya baya canlı duruyor. Çok parlak yetenek animasyonları genelde bu tarz oyunlarda PvE'de PvP'de toplu ekip halinde ilerleyeceğimiz zaman şey olur. Ee, bu yetenek animasyonlarından dolayı çok fazla ekranı göremezsiniz Kamera açısı da free bir kamera açısı var Yani karakterinize yaklaştırabiliyorsunuz Konuşamadım kusura bakmayın Karakterinize yaklaştırabiliyorsunuz Çevre detaylarını görebiliyorsunuz ee, Genelde normal açıdan da izometrik bir şekilde bakabiliyorsunuz Ama şöyle de yapabiliyorsunuz anlatmaya çalıştım Şöyle yaklaştırıp karakterinizin çevresini kontrol edebiliyorsunuz Ya da sabit bir şekilde izometrik açıda kullanabiliyorsunuz arkadaşlar neden büyücü açtım? Çünkü büyücü açmamın genelde en büyük sebebi şey oluyor. Bu yetenek animasyonlarının parlaklığı genelde büyücülerde çok belli oluyor ve bunun da yetenekleri gayet parlak duruyor. Tabi bu durum benim çok fazla hoşuma gitmiyor ama siz parlak yetenek animasyonlarını seviyor olabilirsiniz. Şöyle biraz yakınlaştırıp oynayalım mı karakterimizin detaylarını falan daha iyi görürüz. Çevre detayları bence Black Desert Mobile'den çok daha iyi. Ya da bilmiyorum benim telefonum Black Desert Mobile'de full ayarları alsam bile özellikle çok fazla böyle bulanıklık var gibi hissettiriyor. Ama bunda öyle bir his yok yani her şey gerçekten full HD gibi duruyor. Belki benim oynadığım cihazımdan kaynaklı da olabilir. Ben Black Desert Mobile'in grafiklerini gerçekten sevmiyorum. Çok piksel piksel gibi görünüyor bazen. Ya da ne denir böyle her şey sıkışmış gibi. Bu oyunun UI tasarımına, HUD düzenine baktığımız zaman şunu söyleyebilirim e, butonlar oldukça küçük duruyor Sol tarafta menü butonlarımız sağ tarafta genelde etkinlik butonlarımız olur Yani böyle böyle çok gözümü rahatsız eden bir şey yok Fark ettiyseniz oyuna başladığım andan itibaren her şey otomatik bir şekilde ilerliyor Ama ben oyunun birazcık pvp'sini araştırdığım zaman Şöyle bir durum var oyunun pvp'sinde e, otomatik kullanmak biraz mantıksız Çünkü e, hangi yeteneği kullanacağınızı sizin seçmeniz konumunuzu sizin ayarlamanız gerekiyor. Yani yüksek ihtimal bu gibi basit PvE görevlerinde full paso otomatik bir şekilde ilerleyeceğiz gibi duruyor. Ama zorlu zindanlar, zorlu bosslarda yüksek ihtimal kendimizin kontrol etmesi çok daha iyi olabilir. Basic ataklarının grafikleri sı sıradan duruyor. Hani bir sıkıntı yok. Ben şu can barı ve büyük gücümüzün, büyü sihir gücümüzün olduğu barın ortada konumlandırılması nedense çok hoşuma gitti. Normalde sağ üst ya da sol üstte falan koyarlar. Ortada durması gayet hoş olmuş. Bu oyunun mutlaka uzun oynanış videosunu yapmak istiyorum. Yapacağımı da düşünüyorum. Siz abi ne olur lütfen bu oyunu oyna kardeşim Serdar. Deneyimle gerçekten oynanır mı oynanmaz mı pay to win mi değil mi? Bunlara bak dersen ben derseniz yorumlara yazarsanız ben mutlaka o videoyu çalışması için Hani sadece bu oyun oynar, bu oyun'a odaklanırım. Onu da net bir şekilde söyleyeyim size. Ben bu tarz oyunların hikayelerine çok odaklanmadığım için genelde bu e, ara sahneleri falan çoğunu e, geçerim. Çok da umurumda olmaz. Şöyle yakından bakınca titreme efekti güzel duruyor. Yani bu çok yüksek ayarlarda oynayabilecek bir cihazınız varsa güzel bir deneyim yaşatacakmış gibi duruyor. Oto'ya çok takılan arkadaşlar olacaktır. Oto hakkındaki görüşlerimi zaten birçok videoda söylüyorum. Yani yapabilecek bir şey yok arkadaşlar. Emin olun genel oyuncu kitlesi yüksek oranda Oto oynanışı istemiyor olsaydı e, oyunlar Oto oynanış koymazdı. Ama şöyle bir durum var. Oyunların çoğu Asya'dan, Güney Kore'den çıktığı için, Uzak Doğu'dan geldiği için... Oradaki oyuncuların istekleri baz alınıyor. Oradaki oyuncular da genel olarak oto PvE özelliklerini seviyorlar. PvP'de çok fazla oto olmasını istemiyorlar. Genelde zaten de PvP'ye çok fazla oto koymamaya çalışıyor oyunlar. Bir de şöyle bir durum var. Oyunları oto yapmak oyun firmalarının da işine geliyor. Şimdi oto yapmazsa birçok animasyonu tekrardan değerlendirmek zorunda kalacak. Oto oynanışta birçok şey otomatik yaptığı için farklı bir his veriyor. Ama manuel oynasak bize yaşatması gereken his çok daha farklı olurdu. Bu arada ara sinematik sahnelerinin grafikleri de çok güzel. Ben onları da beğendim. Boss gibi bir şey keseceğiz herhalde ejderhalar. Oyunun fantastik bir evreni var. Ee, görüyorsunuz zaten hani herhangi bir evrene ait değil. Ama ejderhalar, büyücüler hani orta çağda biraz yakın bir görünümü var. Hani bu tarz oyunları seviyorsanız bunları da merak ediyorsanız diye söylüyorum. Yani umarım sabredip buralara kadar izliyorsunuzdur videoları. Çünkü oyun hakkındaki birçok görüşümü videoların ortalarına doğru söylüyorum. Yetenek animasyonları güzel. Bunda da Black Desert mobildeki gibi yeteneği kullandığınız zaman ekranın genel olarak bir yer renk paleti değişiyor. Eğer bu tarz şeyleri seviyorsanız güzel olabilir ama ben çok sevmiyorum çok da tercih etmiyorum. Çünkü dediğim gibi toplu karakterlerin PV alanları olduğu zaman çok fazla ortada renk cümbüşü oluyor. Ekranın rengi çok fazla değişiyor. Bu da insanın konsantrasyonunu arttırıyor. Asıl bence oyunu otomatik yapan bunlar. Yani ee, fark ettiyseniz Revolution Mobile, Grand Saga, Genshin Impact bu gibi oyunlar genelde oynanışa örnek gösterir. Yani oynanışı odaklanır. Bu şekilde çok fazla göz boyamaz. Yine güzeldir grafikleri. Skill yetenek animasyonları da güzeldir ama çok fazla ekranı kaplamaz. Zaten bu tarz oyunlarda ekranda her yerde buton HUD düzeni oluyor, skill'ler oluyor. Solda sohbet butonu oluyor. Bence böyle muazzam parlak yetenek animasyonları koymaları yanlış bir şey. Ben oyunu ilk etapta hani Black Desert Mobile'i kısmen sevdiğim için e, Bless Mobile'i de sevdim ama birçok kişi oyuna Google Play'de düşük puan vermişler. Hatta en son baktığımda puanı 3.8 falan da herkes oto olduğu için eleştirmiş. Yani gerçekten şöyle baktığımız zaman ben bu oyunun bir Black Desert Mobile ile ayrıntılı kıyaslama videosunu da yaparım gibime geliyor. Eğer Black Desert Mobile ile ayrıntılı kıyaslama videosunu yapmamı isterseniz yorumlara yazmanız yeterli arkadaşlar. Bir itemımız daha oldu. Oyunda bu arada aktif olarak kostüm sistemi falan hepsi mevcut. Hatta diğer videomu da mutlaka izleyin. O videoda petlerin bile kostümlerini seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Pet sistemi, binek sistemi her şey Mevcut oyunda bunları eğer çok merak ediyorsanız bunları da söylemiş olayım. Zaten uzun oynanış videosunda oyunu başından sonuna kadar PvC ile PvP ile değerlendireceğiz. Oyun ilk açıldığı için şu an oyuncu sayısı gayet güzel. Muazzam fazla server yok. Zaten bu tarz oyunlarda sürekli olarak böyle S25, S26, S40, S500 gibi serverlar fazla fazla açılmaz. O yönden güzel. 3 tane server sayısına hiç bakmadım ha. Direkt karşıma gelen servere girdim ama sanırsam 2-3 tane falandır en fazla. Yani şu anda hiçbir ping problemi yaşamıyorum. Onu da net bir şekilde söyleyeyim. Daha önce SEA sunucusunda ve Amerika sunucusunda oynamıştım. Oralarda baya baya ping problemi yaşıyorum. Ve şu anki girdiğimiz Avrupa sunucusunda herhangi bir ping problemi yok. Gördüğünüz gibi çevre detayları çok güzel. Kesinlikle gözünüzde ekstra bir böyle piksellik bozulma olmuyor. Ben bu bozulma olayını Black Desert Mobile'de çok fazla yaşıyordum. Mesela karakterimi uzaktan bakmak için uzaklaştırdığım zaman çevrenin grafikleri değişiyor. Ama bunda öyle bir şey yok bakın. Hani gerçekten sadece şöyle etrafta ışık değişiyor ama herhangi bir full HD'likte bozulma yok. Bu arada büyücü sınıfının da yetenek animasyonları beklediğimden biraz daha az şatafatlı. Tabi yeni yetenekler geldikçe daha da güzel yetenek animasyonlu yetenekler açılacaktır ama şu an için böyle. La benim de bir dediğim bir dediğimi tutmuyor ya. Güzel de olsun istiyorum yetenek animasyonları. Çok şatafatlı da olsun istemiyorum ama mobilde böyle oluyor yani. Çok fazla cümbüş oluyor. Ama şu tornado yeteneğini çok sevdim. Oyunda hareket ederek vurma olayı yok maalesef. Yani sabit bir şekilde durup yetenek e, kullanıyor genelde. Bu arada oyunda fark ettim ki Assassin benzeri bir sınıf yok arkadaşlar suikastçı benzeri bir sınıf yok. Bu tarz bir oyunda mutlaka olması gerekiyor diye düşünüyorum. Olacaktır diye de tahmin ediyorum. Yani ilerleyen zamanlarda yeni sınıf güncellemeleri alırsa oyun olur. Ne yapacağız? Bir tane şopa girdirdik. Ha bir tane binek çağıracak bize. Tamam hatırladım burayı. Girelim bineğimizi çağıralım bakalım. Evet bineğimizi çağırdık. Güzel bir tane kıyafet geldi. Bineğimizi binelim mi? Doh neyse. Şöyle bir kendimiz savaşalım bir de ya. Ha güzel. Kötü durmuyor şöyle bir yetenek kullanayım. Yani kendiniz savaştığınızda da şey olmuyor gençler böyle kötü bir his vermiyor. Lan şu yetenek neymiş öyle ya gerçekten hoşuma gitti. 3-4 tane büyücün o yeteneği kullandığını düşünebiliyor musunuz gerçekten? Şöyle bir dur bakalım bir. Şöyle karakterimize bir yaklaştıralım. Yani karakter grafikleri çok hoş duruyor arkadaşlar gerçekten. Karakter grafiklerinde herhangi bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi çevredeki otlara, zemine baktığımız zaman çevre grafikleri de güzel. Yetenek animasyonlarını zaten çok parlak bulduğumu söylemiştim. Yani ilk bakış olarak oyun güzel grafiklere sahip yeni bir mobil MMORPG oyunu gibi duruyor. Tabi uzun oynanışta oyunu beğenir miyiz beğenmez miyiz burası tartışılır. Uzun oynanış videosunu Black Desert Mobile ile kıyaslama videosunu isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik ilk bakış videomuzu burada kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden güzel ve bilgilendirici bir video olmuştur. Videoyu çok hızlı bir şekilde hazırlamaya çalıştım çıktığı güne yetişsin diye. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.